Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere 4000 Türk Lirası altına alabileceğiniz bazı modeller önereceğiz. En iyi telefonlar demiyoruz çünkü bunlar tamamen bizim görüşlerimiz arkadaşlar. Yani biz burada size A modelini önermiş oluruz. Siz dersiniz ki B modeli daha güzel, B modelini alsınlar. Yani bu da farklı bir görüş olabilir. O yüzden sizlere önereceğimiz bazı modeller diyoruz. Tabii burada biz öneri sunarken sadece hani telefonun içerisinde bulunan Yonga setidir, RAM'idir, kamerasıdır. Bunları göz önüne almıyoruz arkadaşlar. Bunu size belirtelim. Teknik servis tarafında, teknik destek tarafında nasıl hizmet veriyor? Bunu da göz önüne alıyoruz. Bunun haricinde arayüz olarak kullanıcılarını memnun edebiliyor mu? Bunu da göz önüne alıyoruz. Örneğin Xiaomi tarafına baktığınızda pek çok modeli vardır 4000 Türk Lirası altına. Ama ne yazık ki MIUI tarafında çok da böyle kullanıcılar memnun olamayabiliyorlar. Kısa süre öncesine kadar Xiaomi'nin çok popüler olan Mi A1, Mi A2, Mi A3 modelleri vardı. Bu modeller şu anda sırf arayüz sorunları yüzünden seri olarak gelmeyi bıraktılar. Özellikle Mi A3'te çok büyük problemlerle karşılaşmıştı Xiaomi ve sonrasında da dediler ki ya bu seri yeni iş, biz sonlandıralım, diğer modellere yönelelim, diğer modellerden yürümeye devam edelim dediler. Dolayısıyla burada biz hani listemizi oluştururken pek çok kriteri göz önünde bulundurduk. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi gelelim listemize arkadaşlar. Listemizdeki ilk cihazımız Oppo'nun ülkemizde halihazırda satışta olan modeli Reno 5 Lite. Bu cihaz arkadaşlar 128 GB'lık bir dahili depolama alanına sahip ve 8 GB'lık da RAM sunuyor bizlere. Orta seviye bir Yonga seti var. Kamera tarafında orta segment cihazların böyle bir tık yukarısında performans sunuyor. Dilerseniz sitemizde bu telefonun detaylı bir incelemesi vardı. Girip ona da bakabilirsiniz. Yani cihazın fiyatıyla orantılandığı zaman gayet popüler, gayet kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Reno 5 Lite'ın hali hazırda güncel fiyatı arkadaşlar ortalama 3700 Türk Lirası civarında. Fakat biliyorsunuz şu aralar Kasım indirimleri vesaire var. O yüzden bu telefonu şu sıralar yani 3500 lira Türk Lirası'nın altına da bulabilirsiniz. Eğer ben bu aralar orta segmente hitap eden böyle işte fiyatı 4000 lirayı aşmayacak bir telefon arıyorum diyorsanız Reno 5 Lite'a bir göz atmanızı tavsiye ederiz sizlere. Gelelim bir sonraki cihazımıza. Bir sonraki cihazımız ise arkadaşlar Poco X3 Pro. Bu telefonda 256 GB'lık bir dahili depolama alanı var. Bu telefon arkadaşlar delikli ekran tasarımıyla geliyor. Son derece ince çerçevelere sahip, oldukça güçlü bir Yonga seti var. Kamera tarafında da yine beklentilerinizi karşılayacak kapasitede bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu telefonun teknik donanımına baktığımız zaman fiyat kalibresiyle karşılaştırdığımızda diğer cihazlara göre çok daha üstün olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ama az önce de belirttiğimiz üzere Xiaomi'nin MIUI tarafında yaşadığı bazı sorunlar yok mu? Evet var. Dolayısıyla hani bu telefon teknik özellik bakımından tamam evet rakiplerinin önünde ama yazılım tarafında belki böyle beklentileri tam anlamıyla karşılayamayabilir. Burada biraz kumar oynamak zorunda kalabilirsiniz. Ama buna rağmen Poco X3 Pro'nun hali hazırda mevcut şartlarda rakiplerinin hali önünde olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bizim size önereceğimiz modelin fiyatı şu anda tam 4000 lira arkadaşlar. Belki indirim olduğu içindir. Belki farklı yerlerde daha düşük fiyatlarda bulabilirsiniz. Ama muhtemelen Kasım ayında bu indirim olayları falan bittiğinde telefonun fiyatının bir tık daha yükselmesini bekliyoruz biz. O yüzden şu sıralar güzel bir telefon, güçlü bir telefon almak istiyorum diyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi gelelim sıradaki modelimize arkadaşlar. Sıradaki modelimizi biz biraz daha düşük bir seviyeden seçtik. Yani böyle hani bütçesi 4000 lira değil de 3000 hatta 2000 Türk Lirası civarında olan izleyicilerimiz için bir modelde koyalım dedik. Ve Realme'nin C21 modelini seçtik. Damla çentik tasarımıyla gelen bir telefon. 64 GB'lık bir dahili depolama alanı mevcut. Dileyenler için microSD kart desteği de var. Dolayısıyla kendi hafızasını biraz daha genişletebiliyorsunuz arkadaşlar bu telefonun. Çerçeveler yine ince şekilde dizayn edilmiş. Alt taraf biraz daha kalın. IPS LCD bir ekranla geliyor. Arka tarafında 3 adet ana kamerası mevcut. Bu telefonun hali hazırdaki fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 2000 lira. Yani bazı sitelere baktığınız zaman işte 1900 küsür diye bir fiyat bulabiliyorsunuz. Bazı sitelerde ise 2100'lerde bir fiyat bulabiliyorsunuz. Ama onun haricinde genele baktığımız zaman fiyatın 2000 Türk Lirası civarında olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Şimdi gelelim sıradaki cihazımıza arkadaşlar.
biraz daha böyle kalibreyi yükseltiyoruz. Yani 4000 Türk lirası seviyelerine çıkıyoruz. Sıradaki telefonumuz Xiaomi tutkunlarına özel olarak seçtiğimiz bir model. Redmi Note 9 Pro. 128 GB'lık versiyonu belirledik arkadaşlar biz. Biliyorsunuz bu telefonun arkasında dörtlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Delikli ekran tasarımıyla geliyor ve oldukça şık bir cihaz. Bu cihazın şu andaki fiyatı yaklaşık olarak 3600 Türk lirası civarında. Tabi farklı yerlerde farklı fiyatlar bulmanız mümkün. Dolayısıyla hani ya bu fiyata biz odaklandık illa bu fiyat diye düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü çok farklı yerlerde çok farklı fiyatlar var. Yalnız telefonu alırken kurumsal bir garantiye sahip olmasına dikkat edin. Çünkü ithalatçı garantiler tarafında bazı sorunlar çıkabiliyor. Gelelim son cihazımıza. Son cihazımız bir Samsung modeli arkadaşlar. Biliyorsunuz Samsung halihazırda ülkemizde en çok telefon satan şirketlerin başında geliyor. Bir ara Xiaomi onu geçtik falan demişti ama kısa süre önce yaptıkları, Türkiye'de gerçekleştirdikleri lansmanda lider oldukları ülkeleri yayınladılar ve lider oldukları ülkelerde Türkiye bulunmuyordu. Dolayısıyla buradan Samsung'un hala Türkiye pazarında lider olduğu kanısına varabiliriz. Gelelim model önerimize. Eğer 4000 Türk lirasına bir cihaz almayı düşünüyorum diyorsanız bizim size tavsiyemiz Galaxy A52 olacaktır. Biliyorsunuz Samsung'un A serisindeki en popüler modeli zaten 50 serisi. A50, A51 ve A52 şimdiye kadar liderliği diğer kardeşlerine kaptırmadı. A52'de dörtlü bir ana kamera modülü var. Daha önce incelemesini de yapmıştık biz. Gayet güzel bir telefon. Fiyat performans tarafında sizleri memnun edecek bir telefon. Gayet şık, AMOLED bir ekranla geliyor. Dolayısıyla 4000 Türk lirasına alabileceğiniz en iyi alternatifler arasında yer alıyor diyebiliriz. Halihazırdaki fiyat arkadaşlar 4000 Türk lirası civarında. Yani bazı yerlerde 4000 liranın da üstüne satılıyor ama 4000 liraya satan Samsung Türkiye garantili ürünü 4000 liraya satan bazı yerlerde var. Hali hazırda biz şu anda bunu görebiliyoruz. Sizlere tavsiyemiz tek bir yere bakıp oradaki fiyata aldanmamanız. Dolayısıyla böyle birkaç siteyi araştırıp ondan sonra tercih yapmanız olacaktır. Ve az önce de belirttiğimiz üzere mutlaka ama mutlaka bir telefon satın alırken kurumsal garantisinin olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çünkü kurumsal garantisi olmaz ise telefon kullanılmaz hale geldiğinde değişim şartı ortadan kalkmış oluyor. Pek çok ithalatçı garantili ürünlerde değişim unsuru diye bir seçenek mevcut değil. Telefonu bir şekilde çalışır hale getirip size geri teslim ediyorlar. Eğer bu video ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa aşağıda bizimlerde yorumlar kısmı. Aşağıda bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bir de sizden şunu rica edeceğiz arkadaşlar. Eğer 4000 Türk lirası altına önereceğiniz bir telefon varsa bunu bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte başka bir videoda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.